Evet değerli izleyenler, amatör kümenin alt liglerindeki yorumlarımızdan sonra sıra geldi süper amatör kümenin 23. hafta karşılaşmalarına. Evet hocam, 23. haftanın genel bir değerlendirmesini alalım önce. Sevgili Zeki, lider Gönen Belediye gitmiş olduğu Karabey deplasmanında 2-0'lık bir galibiyet kazandı. Anlamlı bir galibiyetti bu. Maç Karabeyler açısından da çok önemliydi. Karabeyler kümede kalma mücadelesi veren bir takım. Gönen Belediye için kolay bir maç değildi. Ama Gönen Belediye Havran yenilgisinden sonra çok anlamlı bir 3 puan kazanmasını bildi. Havran Fatih Altınova maçı da aynı şekilde önemli. Altınova kümede kalma mücadelesi veriyor. Havran Fatih zirveyi zorluyor. Havran Fatih 1-0'la da olsa geçmesini bildi. Bu hafta çok şanslı takım maç oynamadan kazanan Burhaniye'ydi. Edincik maçını 3-0'la 3 puanı hanesine yazdırdı. Manyas Adaspor'a acımadı. 4-2'lik bir galibiyet elde etti. Barbaros Sefa Edispor 2-1 yenerek haftanın sefasını sürdü. Küçükköy Susurluk maçından dostane bir sonuç çıktı. 2-2'lik bir sonuçla sahadan ayrıldılar. Bigadiç'te Edremit artık tam amatör kümeye düşmüş olan Edremit'e acımadı. Yılların Edremit Sporu 7-0'la uğurladı sevgili Zeki. Edremit ve Edincik geçtiğimiz haftalarda kesinlikle kümeden düşmüşlerdi. Artık gözler Karabeyler ve Altınova Edincik üzerinde. oynamış olsaydı Edremit'i yenme şerefine nail olacaktı. Olmadı. Edince yine bir Edincik. galibiyeti var. Evet. Altınova'ya karşı Bir çok eski galibiyeti yerde var. kalmış bir galibiyeti Evet. var. Ama hocam bu arada Etispor'a değinmek istiyorum. Bu Etispor'daki erimeyi neye bağlıyorsunuz? Neye dayanarak erime var Ya diyorsun sevgili son Zeki? haftalarda çok yoğun bir şekilde kayıp var. Yani neredeyse beraberlik bile alamıyor yani. Biraz ani olmadı mı bu düşüş? Edispor'un hedefi orta sıralar zaten. Edispor hedefine ulaşmış bir takım. Şampiyonluğa oynamıyor. Ligde düşme tehlikesi yok. Fikstüre bakacak olursak Edispor çok rahat. Bakıyorum. Bigadiç ve Edremit, Edincik. Son hafta oynamadan 3 puanla kapatacaklar. Edremit deplasmanına gidecekler. Yani Edispor orta sıraların takımı. Ama beklenmeyen yenilgi hocam. Yani Barbaros Sefa'yı yeniyorsun, Manyas'ı yeniyorsun. Sonuç itibariyle burada sanıyorum Küçükköy'e. Şimdi fabrika takımları diğer profesyonel takımlara benzemezler. Onların bir pazartesi izinleri vardır. Onlar rutin belli bir prim üzerine çalışırlar. Maç başlarını alırlar. Bir de normal aylıkları vardır. Yani Etspor elindeki imkanlara göre bu sene bence başarılı olmuştur. Başarılı olmuştur Etspor'dan diyorsunuz. fazla bir şey beklememek lazım. Bu takımda bu kadar olur diyelim. Ama bilinen bir gücü var. Dolayısıyla o gücün altında sonuç alınmasını biraz yadırgıyoruz. O zaman ben İyi. sana o attığın pası geri çevireyim göğüs stavuyla. Etspor'un nasıl bir gücü var Zeki? Açar mısın? Hocam Etispor şurada en azından izlediğimiz kadarıyla 3 yıldır neredeyse kadronun %90'ı ile oynayan bir takım. Yani Tamam. başka bir takımda öyle bir şans yok. Neredeyse diğer amatör kümeler hepsi 11'e her sene değişen. Yani ligin yarısına geliyor adamlar takım iskeletini belirleyemiyor ama Edspor'un böyle bir sorunu yok. Bu bir avantaj oluşturuyor. Valla lige göre düşünmek lazım sevgili Zeki. Lige göre Etispor bence elinden geleni yapıyor. Etispor 3 yıl önce çok akıllı bir şekilde Sanayispor'dan 9 tane adamı blok olarak transfer etmiştir. Evet. O bloğu korumaktadır. Ha, genç takımın eski yıllardaki başarısını aratmaktadır. Kendini yenilemek zorundadır. Eğer altyapıdan adam bulamazsa, Sercanları kazanamazsa gelecekte Etispor biraz sıkıntı yaşar. Transfer yapmak durumunda kalır. Ama Etispor bu sezonki itibari şu ana kadar başarılı bir sezon geçirmiştir diyebilirim. Diyoruz. Hı Evet. hı. Teşekkür ediyorum. O zaman şampiyonluk yarışına gelelim hocam. Şampiyonluk yarışını nasıl görüyorsunuz? Valla Gönen Belediye Havran'a kendi evinde yenilince zirve karıştı. Buna rağmen yine Gönen Belediye şampiyonluğa çok yakın. Evet. 55 puanı var. Havran Fatih'in 52 puanı var. Burhaniye Belediye'nin 51 puanı var. Yalnız Burhaniye'nin ve Gönen'in birer maçı birer eksik. maç eksik. Maç tahminim tarafsız bir sahada oynanacak. Evet. Balıkesir'de oynanma ihtimali var. Gönen Belediye bu Balıkesir'de oynanacak maçtan 1 puan çıkarırsa şampiyonluğu selamlayacaktır. Evet. Yenilgisi halinde yine Gönen Belediye'nin Fark şansı var. etmiyor. 54-55 Şimdi olacak. maçlara bakıyorum. Gönen Belediye Burhaniye maçından sonra Manyas ve Barbaros Sefa ile içeride Küçükköy'le dışarıda oynayacak. Evet. Gönen Belediye artık kendi evinde oynayacağı maçları kaybetmeyecektir. Böyle görüyorum. Evet. Üstelik takipçisi Burhaniye ile Havran
maç yapacaklar Burhaniye'de. Burhaniye iki testiden biri kırılacak. Evet. Burhaniye mi Havran mı? Körfez derbisi oynanacak. Körfez derbisi oynayacak. Dolayısıyla ikisi de ikincilik için oynayacak. Oynayacak. Bu Gönen Belediye'nin işine yarayacak. İşte, evet. Yani 6 en önemli maçtan, karşılaşma bu. Bunu görüyorum. İkinci yarının derbisi. Yani ben Gönen Belediye şampiyonluk yarışında bir adım önde görüyorum. Havran Fatih yenseler de şimdiden şampiyon takım olarak kendilerini alkışlayabilirdik. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Düşme hattına bakalım hocam. Düşme hattı ne diyor bize? Düşme hattı diyor ki Karabeyler ve Altınova artık bu lige el sallar diyor. Çünkü fikstür gereği Karabeyler'in çok zor maçları var. Altınova'ya deplasmana gidecek. Burhaniye ile içeride oynayacak. Havran Fatih deplasmana gidecek. Yani 10. sırada Bigadiç kurtardı diyorsunuz. Bigadiç'in fikstürü daha iyi. Bu hafta Eti'ye geliyorlar. Susurluk'ta içeride oynayacaklar. Bigadiç'in maçları Karabeyler'e göre daha kolay. Altınova da çok gerilerde kalmış durumda. Bana göre Altınova küme düştü. Karabeyler'le evet. Bigadiç arasındaki kim düşer sorusunu önümüzdeki hafta cevap bulacağız. Bana göre Karabeyler bir alt kümeye daha yakın gözüküyor. Bigadiç kümede kalır diyorum. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Bir de gelecek haftanın karşılaşmalarına bakalım kısaca. Bakalım. Yerel bir derbi oynanacak Gönen'de. Gönen Belediye Manyas maçı. Bunu ilk yarıda Manyas'ta izlemiştik birlikte. Gönen Belediye Manyas'ı geçmek zorunda. Yapacağı bir ufak bir puan kazası bile Havran Fatih ile Burhaniye'nin iştahını arttırabilir. Evet. Gönen Belediye bu maçı kazanacaktır. Burhaniye Havran haftanın maçı. Gönen bu baştan beraberlik bekliyor. Burhaniye seyirci baskısıyla Havran'ı yenebilir. Yalnız Havran boş bir takım değil. Gönen Belediye'yi Gönen'de yenmeyi başarmış bir takım. Gençlere inanan bir takım. Bana göre ligin en iyi takımlarından biri. Çok keyifli bir maç olacak Burhaniye Havran maçı. Susurluk Barbaros Sefa maçından her türlü sonuç çıkabilir. Susurluk son haftalarda yükselişe geçti. Bir galibiyet bekliyorum. Adaspor Küçükköy dostluğu olabilir. Küçükköy'ün puana daha çok ihtiyacı var. Son biliyorsunuz maçların sonlarına doğru takımlar arasında dostluklar da öne çıkabilir. Evet. Etispor Bigadiç maçının Bigadiç açısından önemi büyük. Bir beraberlik sürpriz sayılmaz. Çünkü çok Etispor'un puanı 30, Bigadiç'in puanı 29. Bigadiç Etispor'u yenerse Etispor'u altına alır. Ama Etispor'un bundan sonraki maçları çok kolay. Biri oynamadan Edinç'ten 3 puan alacak. Bir de Edremit deplasmanına gidecek. Evet. Düşmüş takımlarla oynayacağı için Etispor için artık öyle bir tehlike söz konusu değil. Problem değil diyorsunuz. Altınova maçında, Altınova Karabeyler maçında Karabeyler yenerse ligde kalma umudunu sürdürecek. Altınova'nın kazanması halinde Karabeyler de bu lige bu hafta veda edecek diyorum. Artık bu hafta Edremit mutlaka kazanır diyorum. Yıllar, haftalardır kazanamayan Edremit bu hafta mutlaka kazanır. Neye dayanarak konuşuyorum? Çünkü oynamadan Edincik'ten 3 puan alacak ve hanesine yazdıracak. Hükmen galibiyetle Edremit'in 12'den puanı 15'e çıkacak bu hafta sevgili Zeki. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Sıra geldi. Böylelikle Bal Ligi'ne geldi. 8. grupta Bal Ligi'mizin 22. haftanın genel değerlendirmesine de bir bakalım hocam. Evet. Bugün oynanan liderin maçında son dakika haberi, Manisa Belediye Narlıdere 3-0 yenerek 6 puanlık farkı korudu. Bu demektir ki Manisa Belediye önümüzdeki hafta şampiyonluk turu atabilir. Önümüzdeki hafta Manisa Belediye Bozdağ'ın deplasmanını kazandığı takdirde şampiyon olacak. Ligin evet. bitimine 3 hafta kala. Atilla Bozdağ'ını mağlup durumdayken 3-2 ile geçmesini bildi. Çıkmadık canda umut vardır diyor. Atilla'nın şampiyonluk şansı az. Sındırgı Soma'yı 3-1 ile uğurladı. Sındırgı'yı buradan alkışlıyorum. Balıkesir takımlarının içerisinde bu sezon en başarılı takım Sındırgı Spor. Evet. İncirlova Didim Belediye maçında İncirlova gülen taraf oldu. Didim 1-0 öndeydi. İki Aydın takımı. Didim'in iddiası kalmadığı için İncirlova'ya maçı görmeden yorumlamak çok zor ama iki Aydın takımının mücadelesine ilginç bir sonuç çıktı. Favori olan takım Didim Belediye İncirlova'ya yenilmekten kurtulamadı. Soma Sote Erdek maçında Erdek Soma'da hayat buldu diyorum. Soma Sote deplasmanında çok önemli Erdek açısından. Çünkü arkasından Balıkesir Belediye kovalıyordu. Haftalar sonrası derin bir oh çekti Erdek Spor. 7 puan arayı açtı ve Balıkesir Belediye'yi bir yerde kaderiyle baş başa bıraktı. Karabiga Gaziemir 2-0 ile uğurladı. Çana yakalanmamak için. Haftanın en büyük sürprizini Yeni Çan Spor yaptı. Gitti Balıkesir'de. Balıkesir Belediye Spor 2-0 yendi. Çan Spor'un amacı da ligde kalmak. Çünkü Çanakkale grubunda iki takım var. İki takım var. Düşme yok. Playoff oynayacak hocam. Son iki takım
olmadığı takdirde son iki takımdan kurtulmak istiyor Yeniçan Spor. Evet. Almış olduğu bu galibiyetle sondan 3. sıraya yerleşti. 13. sırada olduğu zaman otomatikman küme mi düşecek hocam? Otomatikman küme düşme var. O zaman alttan iki takım gelecek. Alttan iki takım gelecek. Anladım. Onun için Yeniçan son iki sırada yer almamak için can havliyle gitti. Balıkesir Belediye yendi. Haftalar sonra o da rahatlamış oldu. Bozdağ'ın arasında 6 puan var. Yani Bozdağ'ın arasında 6 puan yok sevgili Pardon, Zeki. Pardon 4 puan var. Yeniçan'ın puanı 21, Bozdağ'ın puanı 21. Pardon özür dilerim ben avaraja bakmışım. Evet, doğru, 21-21. Evet. İncirlova'nın 23. Burada İncirlova ile Bozdağ'ın arasında büyük bir çekişme var. İki aydın takımının. Evet. İncirlova bir adım önde. Bozdağ'ın küme düşer diyorum şimdiden. Evet. Bozdoğan Yeniçan'ın altına kalırsa diyorsun. Sen şimdi esas soru herhalde Erdek mi Balıkesir Belediye mi düşer? Son 3 hafta maçlarına bakarsak Erdek Spor... Biz önce şampiyonluk yarışına bir bakalım hocam. Manisa Belediye şampiyon gibi. Manisa Belediye önümüzdeki hafta şampiyonunu ilan eder. Evet. Şampiyon takım olarak alkışlayabiliriz. Evet. O zaman düşme potasını konuştuk. Düşme potasını onu değerlendirdik konuştuk. Zaten. O zaman kümede kalma mücadelesinde Erdek'te Balıkesir'in şansını biz konuşalım kendi grubumuzda. Maçlarına bakalım. Erdek'in 32 puanı var. Balıkesir Belediye'nin 25 puanı var. Erdek'e son 3 maçta alacağı 2 puan yeterli olacak. Öyle gözüküyor. İkili avaraj da dikkate alınırsa bir galibiyet yetecek. Erdek'in bir şansı şu. 3 karşılaşmada bir galibiyet yeter. Bir galibiyet yetecek. Evet. Şimdi Attila ile ve Manisa Belediye içeride zorlu takımlar gibi gözüküyor değil mi? Yani evet. Normalde kağıt üzerinde Erdek Spor evinde de oynasa bunları yenemez gözüküyor. Ama şansı şuradan kaynaklanıyor. Atilla Erdek'e gelirken şampiyonluk şansını azaltmış olarak gelecek. Manisa Belediye şampiyon Manisa Belediye'nin maçı kazandığı takdirde Atilla'nın hiçbir hedefi bitecek. Playoff da yok. Hedefsiz bir takımla oynayacağı için Erdek için büyük avantaj. Manisa Belediye son hafta gelecek, şampiyon olarak gelecek. Şampiyon olarak Manisa Belediye'yi alkışlayacağız. Manisa Belediye şampiyon olarak hangi kadroyla sahaya çıkacağı şimdiden belli değil. Evet. Eğer normal gençlerine şans verirse Erdek Spor da bu maçtan rahatlıkla puan çıkartabilir. Bozdağ'ın deplasmanından da bu moralle puanla dönerse kimse şaşırmasın. Balıkesir Belediye'nin maçları daha kolay ama aradaki 7 puanlık fark... Kapanmaz diyorsunuz ki üçünü de kazanması lazım. Erdek Spor artık bu saatten sonra evet. Balıkesir Belediye'ye bu şansı vermez diyorum. Evet, Erdek Spor büyük bir avantaj elde etti Somasotes'i yenmekle. Arayı 7 puan açtı. Biz o zaman hocam gelecek haftanın genel bir karşılaşmalarını kısaca yorumlayalım. Yapalım. Manisa lider Manisa Belediye Bozdağ'ın deplasmanında şampiyonluk tur atmak isteyecek. Deplasmanda da olsa Bozdağ'ı yenebilecek güçte. İlk yarıdaki maçı 2-0 kazanmıştı. Şampiyonluk turu atacaktır. Atilla geliyor Erdek Spor'a. Atilla'nın bir kulağı Bozdağ'da olacak. Bozdağ'dan gelecek haberleri bekleyecek. Eğer ilk yarı örneğin Manisa Belediye 4-0 önde bitirirse Atilla da elini kaldıracak. Erdek maçı formalite maçına dönüşecektir. Bu durumda en çok Erdek Spor işine yarayacaktır. Ama Bozdağ'ın galibiyeti durumunda Atilla da buradaki Erdek maçına asılacaktır. İhtimaller üzerine duruyoruz. Narlıdere Sındırgı maçında favori Banko Sındırgı deplasmanda olursa kazanır. Didim Belediye, Balıkesir Belediye maçında Didim favori gibi gözükse de Balıkesir Belediye'nin daha çok puana ihtiyacı var. Balıkesir Belediye maçı deplasmanda da olsa kazanabilir diyorum. Gazi Emir İncirlova maçında İncirlova deplasman takımı olmasına rağmen İncirlova'ya şans veriyorum. Soma Karabiga maçında Soma normal şartlarda kazanır maçı. Ama işte son haftalarda artık iddiası kalmamış bir Soma. Sahaya nasıl çıkacak bunu da bilmek gerekir. Yeniçan Soma Sote maçında Banko Yeniçan diyorum. Evet hocam teşekkür ediyorum ve böylelikle Süper Amatör Lig ve 8. Grup Bal Ligi'ni de noktaladık. Diğer ligimizde görüşmek üzere.